göllerin marifetli canlısı, su patencileri. Canlıları inceleyen bilim insanları, hayatımıza yenilik getiren buluşlarına, her gün bir yenisini eklemeye devam ediyorlar. Bu amaçla yürüttükleri araştırmaların en dikkat çeken yönü ise, Allah'ın yarattığı canlıları ilham kaynağı olarak almaları. İşte bu canlılardan biri de suda yürüyenler cinsinden Geris remigis adlı bir böcek. Bir tür su böceği olan suda yürüyenler, diğer adıyla su patencileri, su birikintileri, gölet ya da göllerde yaşarlar. İnce bacaklı ve ince gövdeli bu böcekler su yüzeyinde paten kayarcasına hareket ederek avlanırlar. Suda yürüyenlerin bacakları, titreşim ve küçük dalgalara karşı duyarlı, su geçirmez ince tüylerle kaplıdır. Suya düşen böceklerin su üzerinde oluşturdukları titreşim ve dalgalardan onların yerini tespit ederler. Ardından hızlı bir patenci gibi uzun ve ince bacaklarını kullanarak suya düşen böceği avlamaya giderler. Bu böcekleri inceleyen bilim insanları, onların su üstünde yürümesini sağlayan yapısal özellikleriyle odunun hafif ve çok sağlam olmasını sağlayan yapısal özellikleri birleştirdiler. Bu bileşimden müthiş bir malzeme ortaya çıktı. Finlandiya'nın Aalto Üniversitesi'nden Dr. Olli Ikkala ve ekibinin geliştirdiği bu malzemeyle yapılacak yaklaşık 500 gram ağırlığındaki bir teknenin 5 buzdolabını, yani yaklaşık 500 kilo ağırlığı taşıyabileceği belirtildi. Peki bu minik canlılar su üstünde batmadan nasıl yürüyorlar? Saçaklarını suyun altına daldırmadan, kürek gibi kullanarak. Elbette bu fiziksel hareket tek başına yeterli değil. Araştırmalar bu böceğin bacaklarında mumsu bir maddeyle kaplı mikro tüylerin bulunduğunu, tüylerindeki nano oluklarda hava kabarcıklarının tutulduğunu gösterdi. Çünkü su yüzeyinin delinmemesi için bacaklarının ıslanmaması gerekiyor. Birkaç yıl önce Oxford Üniversitesi Matematik Enstitüsü'nden Dr. Dominic Bella, suda yürüyenlerin bacağı gibi ince, aynı zamanda esnek bir silindirin batmadan taşıyabileceği maksimum yükü hesapladı. Dr. Bella, silindirin boyu uzadıkça taşıyabileceği yükün arttığını ama bir noktadan sonra bükülmeye başlayıp daha fazla yük taşıyamadığını tespit etti. Daha sonra bu matematik modelini suda yürüyen böceklerin bacak ölçüleriyle karşılaştırdı ve böceklerin bacak boylarının bükülmeden maksimum yükü taşıyabilecekleri en uygun uzunlukta yaratıldığını gördü. Evet, suda yürüyen böceklerin bacaklarında mükemmel yaratılışı keşfeden bilim insanları, Yüce Allah'ın üstün yaratma sanatını örnek alarak yeni ve akıllı tasarımları imza atıyorlar.